Aa, çok yakışmış Emel. Yani tam üstünüze göre olmuş Emel Hanım. O manada söyledim. Güle güle giyin. Çok teşekkür ederim. Aç mısınız? Evet. Yemekler sıcak, buyurun. Aslı, yedin mi bir şeyler çocuğum? Yok yok, benim iştahım kaçtı. Anne, ben sana bir şey soracağım. Ya Gonca'nın abisi iş için bir haftalığına şehir dışına gidiyormuş da... Goncalarda kalabilir miyim? Olmaz Aslı'cığım. Bir hafta çok. Anne olmaz diyorsun ama ben şimdi Gonca'yı çağırsam çağıramam bu eve. Hem kursuma da yakın. Emel'cim üzme Aslı'yı, izin ver. Arkadaşına yardımcı olmak istiyor. Hem kursuna da yakınmış. Tamam Aslı'cığım. Gidebilirsin ama ne olur çok dikkatli olun. Tamam. Ben eşyalarımı hazırlayayım o zaman. Şükran, izin verdim buna bile sevinmedi. Bu kızda bir haller var. Bana her zamanki gibi geldi. Yok canım, ben çocuğumu tanımaz mıyım? Ay acaba birine tutuldu da diyemiyor mu? Böyle şeyleri de hiç konuşmaz. Öyle olsa mutsuz olur mu? Stresi var, sınavı yakında kızın. İnşallah öyledir. Halil Bey, siz buyurun geçin, ben ekmekleri ısıtacağım. Sen burada bekle. Bir şey olursa bana haber verirsin. Tamam mı? Ayhan Bey, ben konuştuğumuz gibi yerime birini ayarladım. Çıkabilir miyim? Olur tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Ben Aslı'ya bakmıştım. Burada çalışıyor değil mi? Aslı... Aa evet. Tamam. Şimdi bildim. Galiba o işten ayrıldı. Abi telefon numarası falan vardır herhalde. Ya ona ulaşmam gerekiyor benim. Çok önemli, çok acil gerçekten. Maalesef yok. Adresi? Adresi vardır. Kendisi burada çok kısa bir süre çalıştı. O yüzden pek tanıma fırsatı bulamadık. Burada kimse de olacağını sanmıyorum ben. Hmm. Peki tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adresini sordu. Kızım her yerde tırım tırım seni arıyor. Senin bir an önce o evden ayrılman lazım. Orada oturduğunu bir öğrenirse var ya. Tamam, ben de annemden izin aldım, eşyalarımı topluyorum. Oh tamam, iyi bari. Ben de izin aldım, Erdem'le dükkan bakmaya gideceğiz. Sen de buna çıkınca haber verirsin, tamam mı? Tamam, görüşürüz.